Merhaba sanatseverler. Bugün sizlerle basit bir portre çizimi yapacağız kanalımıza. Destek için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer kara kalemle portre çizimine yeni başlıyorsanız bu video tam size göre. Adım adım ilerleyerek temel tekniklerle güzel bir portre oluşturmayı öğreneceğiz. Kalemlerinizi ve kağıdınızı hazırlayın. Başlayalım. Malzemeler ve hazırlık. İlk olarak kullanacağımız malzemeleri gözden geçirelim. Bugünkü çizim için ihtiyacımız olanlar: bir HB veya 2B kara kalem, silgi, tercihen yumuşak bir silgi, kalem tıraş, A4 veya daha büyük boyutta bir kağıt. Çizime başlamadan önce kağıdınızı düzgünce yerleştirin ve kaleminizin ucunu sivriltin. Sivri bir uç detaylar üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Yüzün genel hatları. Çizime yüzün genel hatlarıyla başlayalım. Yüzün temel formunu oluşturmak için hafifçe bir daire çizin. Bu daire başın üst kısmını temsil edecek. Ardından çenenin şekli için dairenin altına bir V şekli ekleyin. Bu aşamada hatları hafif çizmek önemli çünkü ilerleyen aşamalarda bu çizgileri düzeltmemiz gerekebilir. Şimdi yüzü iki eşit parçaya bölmek için dikey bir orta çizgi çizin. Bu çizgi burnun yerini belirlememize yardımcı olacak. Ardından yatay olarak gözlerin yerini belirlemek için dairenin yaklaşık ortasına bir çizgi daha ekleyin. Gözler ve kaşlar. Gözlerle başlayalım. Yatay çizginin üzerinde her iki yana eşit mesafede iki oval şekil çizin. Bu oval şekiller gözleri temsil edecek. Gözlerin büyüklüğü ve aralarındaki mesafe yüzün ifadesini ve karakterini belirler. Bu yüzden dikkatli olun. Gözlerin içine göz bebeklerini yerleştirin ve yavaşça detaylandırmaya başlayın. Üst ve alt kirpikleri de ekleyin. Ardından gözlerin üzerine kaşları çizin. Kaşlar yüz ifadesini güçlendiren önemli bir detaydır. Bu nedenle kaşların yönünü ve kalınlığını dikkatlice belirleyin. Burun ve dudaklar. Şimdi burnu çizelim. Orta çizginin üzerinde gözlerin altına doğru hafif bir çizgiyle burun köprüsünü belirleyin. Burnun alt kısmı için ufak bir daire ya da üçgen şekli çizin. Burun deliklerini ve burun köprüsünü hafifçe gölgelendirerek buruna hacim kazandırın. Dudaklar için burnun altından çenenin üstüne kadar uzanan bir çizgi çekin. Bu çizgi dudakların ortasını temsil eder. Dudakları çizmek için bu çizginin üzerine üst dudağı, altına ise alt dudağı ekleyin. Dudakların kenarlarını hafifçe gölgelendirerek dudaklara derinlik katın. Yüz hatları ve saçlar. Şimdi yüz hatlarını biraz daha detaylandıralım. Çenenin ve elmacık kemiklerinin hatlarını belirginleştirerek yüzün formunu netleştirin. Bu aşamada yüzün simetrisinden emin olmak için çizgilerin doğru yerleştirildiğini kontrol edebilirsiniz. Saçları çizmeye başlayalım. Saçların yüzle olan etkileşimini dikkate alarak saç çizgisini belirleyin. Saçları çizmek için kısa, hızlı çizgiler kullanın ve saçın doğal akışını takip edin. Saçın kıvrımları ve ışık gölge oyunlarıyla saçları detaylandırın. Saçların yumuşak ve doğal görünmesi için çizim yaparken elinizi hafif tutun. Gölgelendirme ve son dokunuşlar. Şimdi portreye derinlik katmak için gölgelendirmeye geçelim. Işığın nereden geldiğini hayal edin ve bu doğrultuda gölge alanları belirleyin. Genellikle gözlerin altı, burun kenarları, dudakların altı ve çene hattı gölgelenmesi gereken alanlardır. Gölgelendirme yaparken kaleminizi hafifçe bastırarak yumuşak geçişler yapın. Farklı bölgelerdeki gölgeler arasındaki kontrastı arttırarak portreye hacim kazandırın. Gerektiğinde silgiyle ışık alanlarını açarak kontrastı daha da vurgulayabilirsiniz. Ve işte bu kadar. Basit bir portre çizimi yaptık ve adım adım ilerleyerek kara kalemle güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız veya başka öğrenmek istediğiniz teknikler varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.